ülkemizin, milletimizin kurtuluşunun simgesi, sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını yaşıyoruz. Bizim için önemli, anlamlı bir gün. Hep denilen cümlesiyle Allah bu millete bir daha İstiklal Marşları yazdırmasın. Ama gençlerimizin özellikle bilmesi gereken şu ki, İstiklal Marşı sadece bir şiir gözüyle gözükmemesi, bakılmaması lazım. İstiklal Marşı'nda vatan övgüsü, bayrak, mücadele, birlik, şehadet, bu millete, askere, bayrağımıza, tarihimize ne varsa e, milli manevi mukaddesatta hepsinin içerisinde dercedildiği bir şiir. Böyle bir şiirin yazılabilmesi için şaire bakabilmemiz lazım. Döneme bakabilmek lazım ki dahi anlayalım, anlamlandıralım diye güzel bir söz vardır. Şiirin manası şairin gönlündekidir aslında. E, Mehmet Akif e, öyle bir şair ki o günkü 1921 ortamında bir milletvekilinin aylık maaşı 8 altın, ödül 500 altın. Yani ciddi bir rakam. Ve Mehmet Akif'in ekonomik durumda çok iyi olmadığı halde, ben diyor vatan için, millet için yazılan İstiklal marşından para almam diyor. Hani şöyle de diyebilirdi. Yüzde 10'unu alayım, yüzde 20'sini alayım da gerisini vatanıma e, bırakayım diye hepimizin yine kahraman olurdu. Ama bir kuruşunu bile almıyor. Çünkü vatan şiiri istiklal için yazılan bir şiir, şahadete yazılan bir şehir, e, bir sanat eseri parayla olmamalı. Tacettin dergahına sürekli gidip gelen o manevi iklimden etkilenerek yazılan e, şiir bugüne kadar 100 yıl boyunca bizim halen söylenince e, tüylerimizi ürpertiyorsa gençliğe çok önemli bir mesaj verdiği düşüncesindeyim. Onun için şiiri okuduğumuz zaman manasını, içeriğini hissederek okumamız ve bu birlik beraberliği e, vatanı, bayrağı ilelebet devam ettirmek aşkıyla okumamız ve sadece İstiklal Marşı'nın kendisine değil onu yazanına da çok büyük manalar yüklememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Ve daha nice 12 Mart nasip olur düşüncesiyle herkese teşekkür ediyorum.